Merhaba çocuklar. Ben masal terapistiniz Ecanur Şener. Şen gülüşlü masallarla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Fakat bu sefer size gerçeğin masallarını anlatmayı istiyorum. Gerçeğin masallarda bugün seçtiğim kişi Alexander Graham Bell. Alexander Graham Bell çocuklar yeni bir iletişim çağını başlatan, telefonu icat eden kişi. Bakalım onun doğumuyla başlayan macerası neler neler getirmiş bize. Onları anlatacağım size. Kulak ver masala, ortak ol bu yaşama. Haydi bakalım masal başlıyor. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallarken, babam eşikten bana el sallarken, benim canım birazcık bal çekmiş, bal kaşıklarken, sizlerin de canınız bal çekmiştir diye düşünüp, birer kaşık bal uzatmışken, herkesin ağzı tatlanmışken, Ece öğretmen buradayken, masal kemerlerimizi takalım, fermuarlarımızı çekelim, anahtarları bana doğru gönderin. Unutmayın ki masalı hayal gerçek paylaşırken, kemerlerimiz sıkı olsun ki hayal dünyasında kaybolmayalım. Unutmayalım ki kulak verelim bana, dikkat kestirelim bana. Haydi ortak ol masalıma, masal geliyor. Tarihler 3 Mart 1847'yi gösteriyordu. İskoçya'da bir bebek dünyaya geldi. O dünyaya geldiğinde dedesi tüm sokaklarda gayda çaldırmaya başlamıştı. Alexander Graham Bell'in dünyaya gelişi herkes tarafından kutlanmalıydı. Alexander Graham Bell'in babası bir fonetik uzmanıydı. Yani işaret dili öğretme, seslerle ilgili uzmanlıkları vardı. Çünkü bunu geliştirmesi gerekiyordu. Eşi dilsiz ve sağırdı. İşitme engelliydi çünkü. Ve o yüzden de daha bebekken yavaş yavaş çocukluğa doğru geçen Alexander Graham Bell annesiyle iletişime geçebilmesi için işaret dili öğrenmişti. İşaret dili öğrenmesiyle birlikte yeni edindiği arkadaşlarına hep işaret dilini öğretmeye çalışıyordu küçük Alexander. Zaman geçti ve ilkokul günleri başlamıştı. Alexander Graham Bell çocuklar çok meraklıydı. Arkadaşlarına işaret dilini öğretiyor, meraklı günlerini onlarla paylaşıyordu. Sonra bir gün hafta sonu oldu. Alexander Graham Bell ve çok yakın arkadaşı birlikte arkadaşının babasının patates tarlasına gideceklerdi. Çok heyecanlıydı. Çünkü Alexander Graham Bell'in patates tarlasıyla çok farklı bir icat yapacağını arkadaşına söylüyordu. Ve bu icadı birlikte yapacağız diyordu. Ellerinde bir tırmık, iki tekerlekle birlikte patates tarlasına doğru yolcular çıktılar. Patates tarlasına gittiklerinde ise tırmığı iki çocuk tuttu. Alexander dedi ki arkadaşına, bak şimdi buna iki tane tekerlek takacağız. Birini sağına, birini soluna. Sonra tırmık tekerlekli tırmık olacak ve bu bizim ilk icadımız olacak. Bizden çok bahsedecekler okulda. O yüzden bu icadımızı asla unutmayalım. Söz veriyor musun? Veriyorum dedi arkadaşı ve Alexander Graham Bell ve arkadaşı ilk icatlarını yaptılar o patates tarlasında. Daha sonra koşarak okula gittiler. Okulda top oynayan çocuklar vardı. Hemen onlara seslendiler. Biz ilk icadımızı yaptık, ilk icadımızı yaptık. Ve o gün orada tüm çocuklar icat yapmak için meraklarını çoğalttılar. O gün onlar bir tırmağa iki tekerlek atarak farkında değillerdi ama birçok icat yapma isteğini çocukların akıllarında oluşturmuşlardı. Zaman geçti, 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 geçti ve bizim Alexander Graham Bell büyüdü. Alexander Graham Bell büyüdü ve artık üniversite çağına gelmişti. Üniversite için dedesi onu Londra'ya gönderecekti. Çok heyecanlıydı. Londra onun için merak ettiği bir şehirdi. Ve orada okumak, bütün icatlarını belki de orada gerçekleştirecekti. Fakat çocuklar, dünyada o sırada bir salgın oluştu. Bu salgın, veba, onu o kadar çok korkutmuştu ki ve tüm arkadaşlarını. Ama yine de o yılmadı. Ailesi şöyle bir karar verdi. Bu şehirden, bu ülkeden gitme kararı. Kanada'ya gideceklerdi. Ve orada okuluna devam edecekti Alexander Graham Bell. Alexander Graham Bell bu durumun karşısında arkadaşlarıyla nasıl iletişim kuracağını düşünüyordu. Yani arkadaşlarıyla nasıl iletişim kurabilirdi, nasıl konuşabilirdi? İşte o zamanlarda
telefon icat etme fikri oluşmaya başlamıştı. İcat etme fikirleriyle beraber bunu kağıda, kaleme dökmeye başlamıştı. Artık gitgide bunu şekillendiriyor. Bu projesini Kanada'da devam ettirmek üzerine yanına birçok kitabını ve birçok projesini alarak Kanada yolculuğu başlamıştı. Kanada'ya gittiğinde hem bu projesini çalışıyor hem de büyük bir şekilde okulunu tamamlıyordu. Okulunu tamamladıktan sonra şu kararı verdi. Dedi ki ben dilsizler için bir okul açacağım ve bu okulla dünyaya adımı duyuracak öğrenciler yetiştireceğim. Ve çocuklar o okulu açtıktan sonra herkes o okuldan bahsetmeye başlamıştı. Alexander Graham Bell'in açmış olduğu bu güzel okuldan. Ve bir öğrencisi farkındalık yaratıp çok önemli bir üniversiteyi kazanınca gazetelerde Alexander Graham Bell'in okulu duyulmaya başlanmıştı. Artık Alexander Graham Bell'in okulu aynı zamanda öğrencisi sayesinde duyuluyor ve Alexander Graham Bell de aynı zamanda kendi telefon icadıyla uğraşıyordu. Fakat telefon icadıyla uğraşırken sürekli olarak bir şekilde olmuyordu. Arkadaşları, ailesi, sevdikleri ona destek verse de sürekli olarak bir sıkıntı oluşuyordu. İlk deneme olumsuz, ikinci deneme olumsuz, üçüncü deneme olumsuz. Artık arkadaşları bile vazgeç diyordu. Ama Alexander Graham Bell asla vazgeçmeyeceğim, asla hayallerimi asla vazgeçmeden gerçekleştireceğim. Hayallerimden vazgeçmem. Alexander Graham Bell 1876 Mart ayında artık kararını kesin vermişti. Bugün olacaktı. Kaçıncı denemesiydi o bile hatırlamıyordu. Arkadaşı alt kattaydı. Ona cihazın ikinci parçasını götürdü ve dedi ki bugün çok önemli bir gün. Çünkü o cihazın çalıştığını sen kendi kulaklarınla duyacaksın. Sana sesleneceğim dedi. Ve daha sonra çocuklar o an geldi. Gün macerası başlamıştı. Alexander Graham Bell aşağı kata bırakmış olduğu cihazın diğer parçasıyla yukarıda kendi parçasıyla ses akışını kontrol edecekti ve ahizeyi kaldırdı. Eline aldı ve ona ilk sesi "Alo, sesim geliyor mu?" oldu. Ve arkadaşı "Evet, evet, duyuyorum. İnanmıyorum. Gerçekten şu an sesin geldi mi? İnanmıyorum. Sen büyük bir şey başlattın Alexander Graham Bell. İnanılmaz bir başarıya da beni ortak ettin. Başardın." İkisi birlikte zıplıyorlardı. Biri üst katta, biri alt katta. Öyle mutlulardı ki sevinç çığlıkları bütün sokaklara yayılmıştı sanki. Evet çocuklar, 1876 önemli bir tarihti. Artık yeni iletişim çağı başlıyordu ve bunu başaran Alexander Graham Bell'di. Alexander Graham Bell asla hayallerini durdurmuyordu. Hayalleri bir deniz, bir okyanus gibi uçsuz bucaksızdı ve daha çok şey vardı. Evet, denizi, okyanusu, gölleri, suyu çok seviyordu. Bu yüzden hayallerine bir şey daha ekledi. Hatta birçok şey. Dedi ki, uçaklar gökyüzünden toprağa, havalimanlarına inerken neden denize inmesin ve böyle bir proje geliştirdi. Uçaklara deniz pisti. Daha sonrasında dedi ki, uçakları anladım fakat otobüsler neden sadece karayollarında olsun? Bence deniz otobüsü de olabilir dedi. Deniz otobüsü projesi gerçekleştirdi. Alexander Graham Bell evet yeni iletişim çağını başlatarak telefonu icat etti ama deniz otobüsü ve uçakların denize inmesi gibi birçok hayalini de gerçekleştirdi. Sizler de çocuklar bu masalla birlikte hayallerinizi gerçekleştirmekten asla vazgeçmeyin. İmkansız denilse bile başarabileceğinize inanın. Ne zorluklar yaşasalar da büyük icat yapan mucitler asla pes etmediler. Sizler de pes etmeyin çocuklar. Bu masal burada sonlanırken gökyüzünden 3 elma düştü. Biri Ece öğretmene, biri size, biri de Alexander Graham Bell ve yapmış olduğu tüm mücadelelerine gitsin. Unutmayın çocuklar, hayallerinizden asla vazgeçmeyin. Kendiniz olun ve hayallerinizin ardında koşun. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.